Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Erkeklerde cinsel isteksizlikten bahsedeceğiz. Yapılan araştırmalar cinsel isteksizliğin erkekler arasında %3 ila 25 civarında olduğunu gösteriyorsa da ben kendi pratiğimde ya da teoride de aslında bunun böyle olduğunu, çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Şimdi cinsel isteksizliği ikiye ayırabiliriz. Birincisi baştan beri olan cinsel isteksizlik, bir de sonradan olan, yani her şey yolunda giderken işte son 6-8 aydır ya da 1 senedir, 2 senedir cinsel isteksizlik durumu. Birisi primer, birisi sekonder olarak sınıflandırıyoruz. Şimdi önce baştan beri olan cinsel isteksizliği inceleyelim. Bu oldukça biraz karmaşık bir durumdur. Mesela farklı uyaranları tercih etme. Bu özellikle hep söylüyoruz, yani porno film ve mastürbasyonu birlikte bir arada yapmayın, porno film izlemeyin diye. Mesela porno film nedeniyle görselliği çok fazla uyarılmış kişilerde ya da yanlış mastürbasyon tekniği kullanmışlardı. Örneğin mesela titreşimli aletlerle mastürbasyon yapan erkekler, tabii vajen titreşmediği için bir uyarı eksikliği meydana gelecek. Bunun gibi durumlarda bir baştan itibaren bir cinsel isteksizlik olabilir. Partnerle seks yerine mastürbasyon tercihi de biraz önce bahsettiğim gibi. Burada daha önce söylemiştim, mastürbasyonda alınan, beynin aldığı haz ile partnerle olan haz aynıdır. Ödül mekanizmaları aynıdır ama birisi çok uzun bir eylemdir, birisi çok kısadır. Birisinde birilerini tatmin etmek zorundasınızdır. Birisinde hiç kimseyi tatmin etmek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla beyin çok kolay bir yolu tercih ederek mastürbasyonu tercih eder. Cinsel travma öyküsü tabii kadınlarda daha fazla, bu kız çocuklarında daha fazla. Ama erkeklerde de özellikle kendinden büyük erkekler tarafından tacize uğrayan çocuklarımız var maalesef. Onlarda bir problemimiz var. Bir de cinsel tercih sorunu. Burada kişinin işte homoseksüel, heteroseksüel yaşantısı, yani şöyle anlatayım bunu. Örneğin kişinin homoseksüel eğitimde bir erkeklerden hoşlanıyor olabilir. Ama sosyal ve toplumsal baskı nedeniyle kadınlarla birlikte olmak zorunda hissedebilir kendisini. Böyle bu durumda bir çatışma ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu da birincil cinsel istek bozukluğu yapar. Aslında bu durumlarda pek de cinsel arzuda, cinsel istekte bir teknik olarak eksiklik olmaz. Kişilere sorarsanız aslında isteği vardır ama bu nedenlerden dolayı sosyal ve kültürel onaylanmayan arzuları olduğu için kişiler genellikle bu arzularını harekete geçirmek istemezler. Dolayısıyla da temel olarak ilişkiden kaçarlar ve maalesef bunu hiç kimseyle, özellikle partnerleriyle bile olsa, eşiyle ya da üçüncü kişilerle paylaşımları zordur. Bu hasta grubumuzda önerimiz, tabii bizim burada ürolog olarak fiziksel yapabileceğimiz bir şey yok, daha çok cinsel terapistler ya da psikologlara gitmesini tavsiye ediyoruz. Şimdi sekonder dediğimiz, yani sonradan olan cinsel istek bozukluklarında 4 tane maddeyi arka arkaya getireceğim. Sertleşme bozukluğu, erken boşanma, yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan durumlar veya hastalıklar ve ilaçlara bağlı. Bunlar fiziksel bir takım sorunlar getirir. Dolayısıyla bu fiziksel sorunlar cinsel arzu bozukluğuna neden olabilir. Örneğin ben hep şunu diyorum, yani insanoğlu başaramadığı bir eylemden ya kaçar ya da o eylemi çok hızlı yapar. Onun için erken boşanan hastalığı diyorum ki, eğer tedavi olmazsanız ya daha hızlı boşalmaya başlayacaksınız çünkü eylemi hızlı yapmaya başlayacaksınız, ya da cinsel olarak istek bozukluğu olacak. Bu da sertleşme bozukluğu, böyle bir kısır döngü içerisinde olacak. Bunun daha önce videolarını yapmıştık. Beşinci sorun partner sorunları. Tabii cinsellik ve evlilik videosunda bahsetmiştim. Mutlu cinsellik için uygun partner olması lazım. Uygun zaman, uygun yer ve uygun partner olması lazım. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa tabii ki cinsel isteksizlik olabilir. Anksiyete, stres, yani ben şu lafı hiç sevmiyorum. İşte artık bundan sonra stres yapma, anksiyete yapma. Çağımızda böyle bir şey yok. Önemli olan anksiyete ve strese başa çıkabilmek. Çünkü bizim hepimizin bir anksiyetesi var. Yaşamda stresimiz var. Önemli olan bunları yok saymak değil, bunlarla başa çıkabilmek diye söylüyorum. Şimdi burada da aslında bir öncekindeki gibi kişiler aslında çok da fazla cinsel isteksiz değildir.
Altta yatan sebep mesela erken boşalmaysa başarısız olma duygusu var. Hep giriyorsunuz, 10 saniyede boşalıyorsunuz. Eşiniz mutsuz, siz mutsuz. O zaman dolayısıyla cinsel arzu bozukluğu oluyor. Genellikle ilişkiden kaçınma ve bunlar cinsel yani cinsellik artık onlar için sıkıntı ve utanç kaynağı haline geliyor. Örneğin sertleşme bozukluğu olan bir kişi biliyorsunuz sertlik iktidar demek erkekler için iktidar güç demek. Sertliğini kaybedenen iktidarını kaybeden de gücünü kaybeder. Dolayısıyla bu şekilde artık bu durum sıkıntı ve utanç kaynağı haline gelir. Böyle bir durumda ne yapacağız? Şu ilk 4 için özellikle röloji uzmanıyla görüşmeniz lazım. Yani bizlerle görüşmeniz lazım. Tabii ki partner sorununuz, anksiyeteyle baş edememe sorununuz varsa cinsel terapistten de destek alıp hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. Cinsel arzu bozuklukları ile ilgili konuşsak gerçekten sabaha kadar konuşuruz ama genel olarak toparlamak istedim. Çok geniş bir konu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.